Bu video Teknomail'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TechSort olarak Huawei P9 Plus'ın Türkiye'deki ilk kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Kutunun ön tarafında Huawei P9 Plus yazısı, altında Design by Huawei, onun altında ise Leica dual kamera yazıyor. Kutu çok sade ve bembeyaz bir yapıda. Kutunun üzerinde herhangi bir teknik bilgiye yer verilmemiş. Evet arkadaşlar, şimdi hep birlikte Huawei P9 Plus'ı kutusundan çıkartalım. Hemen şöyle kesmek istiyorum güzel bir şekilde. Şuradan keselim ya da boş verelim. Şöyle jelesinden kurtulalım. Kutusu dokulu bir yapıda arkadaşlar, güzel bir hissiyat veriyor ele. Evet arkadaşlar, kutuyu açtık ve Huawei P9 Plus bizleri karşıladı. Burada da gördüğünüz gibi Leica dual kamera, metal kasa, 3400 mAh hızlı şarj destekli batarya ve Press Touch Screen, yani 3D Touch bu cihazın üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Hemen telefonu çıkartalım ve şöyle bakalım ve köşeye koyalım. Altın renkli versiyonu, 64 GB versiyonu, 4 GB RAM'li versiyonu arkadaşlar. Huawei dizayn yazısı her tarafta. Kutuyu açtık. Huawei'nin kutularını çok seviyorum. Çok güzel bir tasarım çizgisine sahipler. Kutucuklar halinde, kutu içerisinde kutular. Inception. Burada USB Type-C kablosunu ve kulaklığı görmekteyiz arkadaşlar. Ek olarak bir de içerisinde USB Type-C'yi Micro USB'ye dönüştüren adaptörü vermişler. Bu da iyi düşünülmüş. Üzerinde Huawei yazıyor. Aynı şekilde General Mobile'de görmüştük bunu. Apple'ın kulaklığına çok benzer yapıda bir kulaklık bizi karşıladı. Ve dediğim gibi USB Type-C kablosu burada yer alıyor. Hemen şöyle devam edelim. Burada şarj aletimiz bulunmakta. Hızlı şarj destekleyen bir şarj aleti karşımızda arkadaşlar. Hemen şurada da Huawei Quick Charge yazısını görmektesiniz. Daha detaylı olarak da burada amper vesaire bilgiler yazıyor. Hemen bunu da köşeye bırakalım. Ve en sevdiğim kısım, işte bu kutunun içerisinde neler var ona bakalım. Huawei kutusunun içerisine her zaman kılıf koyar arkadaşlar. Ve burada da kılıfla bizi karşılıyor. Kılıfı kabından çıkartalım. Ve evet, çok kaliteli bir kılıf. Şurada Huawei yazıyor mesela, görünüyor mu bilmiyorum. Görüyorsunuz Huawei yazısı var şurada dokulu bir şekilde. Kapağın iç yüzeyi de dokulu arkadaşlar. Güzel bir plastik kapak bizleri karşıladı. Onun dışında burada kılavuz kılavuzu var. Gerçekten kalın bir şekilde. Acaba Türkçe var mı? Çok merak ediyorum. Ve maalesef içerisinde Türkçe yok. Olsun, zaten Türkiye'de bu cihaz satılmayacak arkadaşlar. Satın almak istiyorsanız Teknomail'den alabilirsiniz. Burada bir iğne bulunuyor. Görüyorsunuz, sim kartı çıkartmak için kullanıyorsunuz bunu da. Hemen şunu da şöyle köşeye bırakalım. Burası çok dağıldı. Hemen telefona geçmek istiyorum. Evet, telefon karşımızda. P9 da kullandım arkadaşlar. Yani P9 gerçekten kompakt bir telefon. Çok küçük, çok el avucu oturan bir telefon. P9 Plus açıkçası benim daha çok hoşuma giden bir telefon. Hemen şöyle şunu çıkartmak istiyorum üzerinden. Bir kenara bırakalım. Şu dokusu çok güzel. Burası alüminyum arkadaşlar ama parlak bir yapıda. Üzerinde herhangi bir plastik vesaire yok. Çok güzel yapmışlar. Şurası cam. Çift kamerayı görmektesiniz zaten. Leica ile beraber geliştirilen çift kamera. Çift flash. Lazer otofokus. Parmak izi okuyucusu. Huawei yazısı. Altın rengi. Yani gerçekten hoş bir cihaz. Tasarım anlamında. Hemen şurada da sim kart yuvası bulunmakta. Telefonda çerçeveler oldukça ince tutulmuş durumda arkadaşlar. Burada çok az bir yapıda. Üst alt boşluklar biraz bence kalın. Yani alt tarafta bayağı bir boşluk var. Üst tarafta da aynı şekilde büyük bir boşluk bulunmakta. Onun haricinde şu anda tutuşun ve verdiği hissiyat çok iyi telefonu ve çok şık bir telefon. Harbi harbi kendini hissettiriyor. Tuşların basit hissiyatı çok başarılı. Mesela güç tuşu biraz daha küçük ve renkli yapıda, turuncu bir yapıda. Alt tarafında USB Type-C girişini görmekteyiz. Hoparlör bulunuyor burada ve kulaklık girişi bulunmakta. Üst tarafında ise kızılötesi bulunuyor arkadaşlar. Açıkçası cihaz bayağı hoş. Zaten geniş incelemesinde her şeyden bahsedeceğiz. Şimdi kutu açılımını yaptık ve her dilde bulunuyor cihazın içerisinde arkadaşlar. Yani alüminyum elinden kaymıyor. Normalde alüminyum biraz kayar. Bu parlak alüminyum olduğu için ve
yekpare bir tasarım olduğu için yani gerçekten hoşuma gitti. 5.5 inç büyüklüğünde Full HD bir ekranı var arkadaşlar. Bu ekran Super AMOLED teknolojisini kullanıyor. 401 PPI yoğunluğuna sahip. Ön tarafında 8 megapiksel, arka tarafında 2 tane 12 megapiksellik kamera bulunuyor. Bu kameralardan bir tanesi monokrom, yani siyah beyaz çekerken diğeri renkli çekiyor. Sonra bu fotoğrafları birleştiriyor. Daha doygun renkli, daha renklerin doğru olduğu fotoğrafları elde ediyor. Zaten giriş incelemede bastıracağım kamerada. Dediğimiz gibi parmak izi okuyorsun. Ekran üzerinde 3D Touch var dedik arkadaşlar. Basınç algılama sensörü iPhone 6S'te olduğu gibi bu cihazda da kullanılmış. Zaten geniş incelemede bu özelliklerle detaylı bir şekilde bahsedeceğim. İşlemci olarak High Silicon Kirin 955 kullanıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Mali T880 MP4 kullanıyor arkadaşlar. MP4 olması biraz kafa karıştırdı. Performansı biraz düşük gibi açıkçası grafik biriminin. Onun haricinde 4 GB RAM'i var bu cihazın. 64 GB'lik dahili hafızası var arkadaşlar. Ve 3400 mAh pil olduğunu zaten başında söylemiştik. Şimdilik P9 Plus'ın kutu açılımı ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Zaten geniş incelemesini ilerleyen zamanlarda yapıyor olacağız. Açıkçası ilgimi çeken tasarımıyla, özellikleriyle ilgimi çeken bir cihaz. Bakalım P9 Plus nasıl? P9'la da karşılaştıracağız. Zaten P9 Plus ile P9 neredeyse aynı cihaz. Sadece boyut farkı var ve pil kapasitesi farkı var. P9'dan da bahsedeceğiz geniş inceleme videosunda. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.